Herkese merhabalar. Yeni bir video, yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün harika bir fikirle sizlerle birlikteyim. Artık hem spor yapacağız, yani hem kilo vereceğiz, hem de vermiş olduğumuz kilonun karşılığını, yakmış olduğumuz yağının karşılığını enerji olarak geri alacağız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir ilk diyebilirim. Şu anda kullanmış olduğumuz enerjimizin elektrik enerjisi olarak karşılığını alıyoruz. Birazdan projenin tüm detaylarını sizlerle paylaşacağım. Faturaların tavan yaptığı dönemde artık insanların inovasyona önem vermeleri gerekiyor. Özellikle emeklerimizin boşa gitmemesi adına videomu beğenip kanalıma abone olursanız ve yeni projeler için bildirimleri açarsanız sevinirim. Şimdi videomuza geçelim. Evet, alternatörümü kurdum arkadaşlar. Yani yerine yerleştirdim. Daha önce hazırlamıştık bunu. Görmüş olduğunuz gibi elimde 12 volt, 21 watt, 2 adet araba far ampulü var. Her ikisini de bağladım. Gördüğünüz gibi düşük RPM. Şöyle çeviriyorum bakın. Ortalama 50-60 RPM'de 12 volt 40 watt alıyoruz. Tabii daha hızlı çevirirsem ampuller patlayacaktır. Bunu bakın. İsterseniz sistemi basit bir şekilde tanıyalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada bir adet kondisyon bisikletimiz. Burada ise benim daha önce sizin kanaldan takip etmiş olduğunuz flanş alternatörüm var. Ortalama 2500 watt gücünde bir flanş alternatör yapmıştık. Tabii flanş alternatörler gördüğünüz gibi 3 faz çıkarır. Ben bunun 2 fazını kullanıyorum şu anda. Çünkü burada kullanmış olduğum ampullerim 2 fazla, yani monofaz ampuller. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bunu şu şekilde bir sisteme yedeklemeye çalışacağız. Burada bir vantilatörümüz var. Vantilatörümüzü çalıştıracağız. Daha sonra ise buradaki sisteme yedekleme yaparak televizyonumuzu ve ampullerimizi daha sonra çalıştırmak üzere tamamen sisteme yedekleme yapacağız. Yani bu ne demek? Her an spor yapabilirsiniz ama yapmış olduğunuz spor karşılığında akülerimize depo edeceğiz. Bu enerjiyi gereksinim duyduğunuz zaman ise siz buradan kullanacaksınız. Şimdi gelin bu bağlantılara hep birlikte göz atalım. Şimdi sistemin nasıl şebekeye verileceğini anlatacağım arkadaşlar. Yani bu sistemi nasıl evimizde elektrikli aletlerimizi bozmadan regüleli bir şekilde nasıl kontrol ederiz? Şimdi onu göreceğiz. Az önce de belirttiğim gibi benim jeneratörüm gördüğünüz gibi 3 faz veriyor arkadaşlar. Burada ise rüzgar türbünü şarjı regülatörüm var. Aynı zamanda şöyle göstermek gerekirse bakın solar girişi var ve wind rüzgar türbünü girişi var. Türbünden gelen kablolarımızı ilk önce buradaki şarj regülatörümüze gireceğiz. Burada ben tamamen akü bankasını size durumu anlatmak için kullandım. Burada tabii daha büyük bir akü bankası kullanılabilir. Ama bu akü bankası benim işimi görecektir. Artık buradaki regülatörümüzden üretmiş olduğumuz enerjiyi akülerimize depolayacağız. Akülerimizden ise inverter yardımıyla 220 volta dönüştürüp artık regüleli bir şekilde kullanmış olacağız. Evet, gördüğünüz gibi ampullerimi bağladım arkadaşlar. Birazdan ise buradaki televizyonumuzu ve buradaki vantilatörümüzü deneyeceğiz. İlk önce
ampullerimizin nasıl çalıştığını hep birlikte görelim. Gördüğünüz gibi ampullerimiz artık stabil yanıyor arkadaşlar ve şu anda ben akülerimi yavaş yavaş döndürerek şarj ediyorum. Az önce 220 volt üretmemiz gerekiyordu. Şimdi 220 volta gerek yok çünkü akülerimi 12 volt depoluyorum ben. Yavaş çevirmemiz bizim akülerimizin şarj olmasını sağlıyor gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi sistem gayet düzgün bir şekilde çalışıyor. Evet, şimdi de buradaki vantilatörümü takacağım. Vantilatörümü çalıştıracağım arkadaşlar. Şu anda biz az önce yedeklemiş olduğumuz enerjiyi kullanıyoruz arkadaşlar. Biz yavaş yavaş bu jeneratörü çevirdiğimiz sürece vantilatörümüz bu şekilde stabil bir şekilde çalışacaktır. Hatta arkadaşlar televizyonumla vantilatörümü aynı anda çalıştıracağım. Evet, gördüğünüz gibi spor yaparken hem serinleyeceğiz, hem televizyon izleyeceğiz, hem aydınlatmamızı çalıştıracağız ve bunları tamamen kendi gücümüzle yani eforumuzla yapacağız arkadaşlar. Yani hem yağlarımızı yakacağız hem de enerji üreteceğiz. Hatta ampullerimizi de bağlayalım. Sistemi tamamen zorlayalım. Ve ben de elektrik üretmeye başlıyorum arkadaşlar burada. Evet arkadaşlar, böyle bir sistemle hem serinleyeceğiz, hem televizyon izleyeceğiz, hem de aydınlatmamızı bu şekilde çalıştırabileceğiz. Umarım faydalı bir proje olmuştur. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı, yeni projelerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın. Geçelim. Zayıflama bisikleti. Biz bu zayıflama bisikletiyle bugün kilolarımızdan kurtulurken aynı zamanda tabii benim öyle bir sıkıntım yok arkadaşlar. Evet, kendi işimizi attı.